Bunun yanında son dönemlerde televizyon kanalıyla, TV kanalıyla da büyük başarılar elde ederek çalışmalar yürütüyor. Bu bayram arefesinde ben Sözcü ailesinin doğum gününü kutluyorum. Çok teşekkür nice ederim nazik mesajınız için. Nice, Sağ olun. Nice başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Az önce, daha önce bu partide... Her kademede görev yapmış şu anda milletvekilimiz Bülent Bey'in açıklamalarını okudum. Uh -huh. Can Bey, Türkiye gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Millet İttifakı'ndan beklentiler oldukça yüksekti. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhakkak kazanılacak gibi Türkiye'de bir algı vardı. Ne yazık ki seçim kaybedilince... Cumhur İttifakı içerisindeki partilerde e, hayal kırıklığı yaşandığı için öz eleştiriler başladı. Hı hı. E, ama şunu görmemiz gerekiyor. Henüz seçim bitmedi. Parlamento seçimleri bitti, Cumhurbaşkanlığı seçimleri bitti. Şimdi arkasından bir yerel seçim var. E, eğer biz e, muhalefet partileri olarak iş çekişmeleri kamuoyunun önünde tartışırsak önümüzdeki yerel seçimi kaybedebiliriz. Onun için tecrübeli siyasetçilerin e, bugünkü AK Parti iktidarında sizde yakından takip ediyorsunuz. E, her alanda özellikle kurlardaki %30 30'lara varan artışlar, enflasyondaki yükseliş, e, mutfaktaki yangın, inanılmaz derecede ekonomide ekonomide zorluklar var. Varlık fonundaki yolsuzluklar işte bugün Varlık Fonu'ndaki değerlerimizin satılması konuşuluyor. Eğer biz bunları konuşmasak, eğer biz parti içi meseleleri tartışırsak önümüzdeki yerel seçimleri de kaybedebiliriz. Tabii ki öz, öz eleştiri yapacağız parti içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı MYK'da bir değişiklik yaparak ilk MYK toplantısında kurultay kararı aldı. Yani değişimin aslında önünü açtı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde değişimler ilçe seçimlerinde, il seçimlerinde tartışarak kurultaya taşınır. Ve kurultayda da yeni bir anlayışla gerekirse değişecekse orada liderler tartışılır. Eğer biz bugün kamuoyunun, medyanın özellikle yanlış medyanın baskısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde değişim dersek kamuoyunun önünde ee, yanlış yaparız. Onun için biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kademelerinde değişimi tartışmamız gerekiyor. Kamuoyunun önünde değil. Eğer kamuoyunun önünde bu tartışmaları sürdürürsek sanki parti içerisinde ve muhalifette bir dağınıklık varmış gibi e, algı yaratırız. Onun için tecrübeli siyasetçiler biraz daha dikkat edip kamuoyunun önünde değil Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında e, değişimden söz etmeleri gerekir ve eleştiri vermeleri gerekir. Önemli vurgular. Ben bir kez daha üzerinden geçin. Bir yandan not alıyorum ve izleyicilerin yorumlarını da takip ediyorum. Tahsin Bey, e, diyorsunuz ki bir çekişmeleri, iç çekişmeleri kamuoyu önünde yaparsak yerel seçimi de kaybederiz. Lider tartışması kamuoyu önünde değil. Eğer gerekli ise kurultayda olur. Bunun adresi orasıdır ve genel başkanımız da zaten kurultay kararı al alarak bir değişim sürecini başlatmıştır. Tecrübeli siyasetçiler de buna dikkat etmeli. Şimdi genel merkez adına bir MYK üyesinin genel başkan yardımcısı Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Tezcan'ın yorumlarına ilişkin e, Tahsin Tarhan imzalı ilk yorumu bu şekilde aldık. İzleyiciler de e, özetliyor. İzleyiciler adına da özetlemek istedim bu önemli beyanları. İkincisi e, üzerinden 3-4 gün geçti. Bugün bir düzeltme de geldi aslında. O yüzden gündemdeki ağırlığının biraz düştüğünü düşünüyorum açıkçası Sayın Akşener'in beyanları ama çok kısa bir yorum rica edeyim ona da ee, özellikle 15 milletvekili üzerinden bir tartışma yaratacak bir cümle kullandı İşte bu bedeli ödeyemedik dedi devamında yine Sayın Akşener'den şunu duyduk ee, keşke o dönem kendimiz e, bunu deneseydik e, gerekirse YSK'nın önünde yatsaydık mücadele etseydik de almasaydık çünkü e, o günden bugüne e, eksik olduğunu düşünüyoruz e, Ortaya koyduğumuz mücadelenin tam hakkını alamadığımızı düşünüyoruz. Orada bir kötü başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Mealinde bir açıklaması var. Bugün bir iyi parti kurmayı Saygı Öztürk'e konuştu ve dedi ki tamamen bir öz eleştiri. Ne Kemal Bey'e hedef alınmıştır ne CHP zaten kendisi Sayın Genel Başkanımız bir öz eleştiri verdiğini de bu yönüyle vurguluyor. O gün deneseydik çok daha güçlü olurdu. İyi Parti öyle başlamak hata oldu diyerek tamamen parti içine dönük bir değerlendirme zaten cümlesinin devamında işte Sayın Kılıçdaroğlu'na da teşekkür ediyor diye bir düzeltme geldi bugün. Belki de düzeltme demelim yeni bir çerçeve çizildi Sayın Akşener'in açıklamalarına. Ama buradan şunu sormak gerekir. Bir yerel seçime gidiyorsunuz az önce ifade ettiğiniz üzere. Bu yerel seçimde de ittifak yeniden kurulacak mı? Kurulursa eski tipte mi olacak? Yoksa İyi Parti ile ilk zamanlarda kurulan ittifak benzeri bir durum Durum mu olacak? Bunlar hep konuşuluyor. E, parti içinde konuşmaya başladınız mı? Elbette bir kurultay gündeminiz var ama mevcutta da henüz değişmiş bir MYK var. E, Sayın Akşener'in açıklamaları bir tarafa. Yerel seçimde İyi Parti üzerinden nasıl bir e, işbirliği planı üzerinde düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi ya da bugünden düşünmeye başladı mı? Yerel e, seçim konusuna geçmeden önce e, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, kurultay e, startı verilmedi. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinde e, kurultaya yeni bir tüzük hazırlığıyla ile devam ediyoruz. Yani demokratik bir tüzüğe ihtiyacımız demokratik var. Demokratik bir tüzük özellikle, hazırlığı var. Evet e, özellikle tabandan gelen istekler doğrultusunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcımız Zeynel Emre'nin başkanlığında yeni bir tüzük çalışması başlatıldı. Bu tüzük çalışmasında yani bir komisyon kuruldu. Bu komisyon aynı zamanda il ve ilçelerin parti üyelerinin önerilerini alarak kurultaya yeni bir tüzük çalışması yapılıyor. Yani öz eleştiriler içimizde yaparak önümüzdeki kurultaya hazırlanıyoruz. Yerel seçimlere gelince ee, Sayın Meral Akşener'in kurultayda yaptığı konuşma e, kendi partisi açısından, kendi partililer e, iç meseleler açısından bir değerlendirme. E, sizin de gördüğünüz gibi Cumhuriyet Halk Partisi de e, seçimli kaybettiği için iş değerlendirmeler yapacak. İyi Parti de kurultayda kendi içinde e, öz eleştiri yaparak değerlendirmelerde bulunuyor. 15 vekil meselesine gelince o tarihe dönüp o tarihi düşünürsek Cumhuriyet tarihinin en önemli demokrasinin kılıcı, bugünkü iktidarın elinde olan önemli bir tarihti. Kapalı kapılar ardından İyi Parti'yi seçime sokmamak için bir çalışma vardı. Ama bu çalışmayı demokrasinin verdiği yetkiyle o dönem e, sayın genel başkanımız ve Meral Hanım'la birlikte 15 vekille İyi Parti'nin önü açıldı. Onun için e, bunu öyle değerlendirilmesini Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tepkiymiş gibi değerlendirmemek gerekiyor.